Önce şuraya eski dostumuz basınç hacim diyagramını çizeyim. Burası basınç eksenimiz. Burası da hacim eksenimiz olsun. Buraya P, buraya da V yazıyorum. Birkaç video önce gördüğümüz gibi PV diyagramı üzerinde herhangi bir başlangıç durumundan mesela buradan Basınç ve hacmi değiştirerek başka bir duruma geçerken bu değişimi yarı durgun bir halde gerçekleştiriyorduk ve bu sayede denge durumuna her zaman çok yakındık. Bu süreçte durum değişkenlerimiz her zaman tanımlı oluyordu. Bizi bir durumdan başka bir duruma götüren bir yol vardı. Mesela bu şekilde bir yol üzerinden gitmiş olalım. Burada ilk durumdan son duruma doğru gidiyoruz ve aynı zamanda eğer durum değişirken sadece böyle bir yol izliyorsak sistemin yaptığı iş bu eğrinin altında kalan alana eşit oluyordu. Eğer ilk duruma geri dönecek olursak mesela şöyle rastgele bir yol üzerinden ilk duruma geri dönüyorsak o zaman sisteme yapılan iş bu açık mavi eğrinin altında kalan alan kadardı. Dolayısıyla sistem tarafından yapılan netiş bu iki yol arasında kalan alan kadar oluyordu. Yani yapılan netiş saat yönünde ilerleyen bu iki yolun arasındaki alana eşit. Farklı bir renkle işaretliyorum. Öyleyse burayı sistemin yaptığı net iş olarak belirtelim. Şimdi bu PV diyagram üzerinden başlangıçtaki durumumuza geri döndüğümüz zaman yani buradan başlayıp tekrar aynı noktaya vardığımızda durum değişkenlerimiz değişmemiş oluyor. Başlangıçtaki basınçla aynı basınca sahip oluyoruz hacmimiz de aynı kalıyor. Çünkü pv diyagramı üzerindeki aynı noktaya dönüp dolaşıp geri dönüyoruz. Aynı şekilde iç enerjimiz de aynı noktaya geri dönüyor. İç enerjimiz başlangıç durumunda ve yol üzerindeki bir noktada birbirinden farklı değer alıyor. Ama bu yolu tamamlayıp başladığımız noktaya geri döndüğümüz zaman iç enerjideki değişim sıfır oluyor ve iç enerjideki değişimi termodinamiğin birinci yasasından nasıl tanımladığımızı biliyoruz. Sisteme eklenen ısı miktarından sistemin yaptığı işi çıkarıyoruz. PV diyagramı üzerinde şekildeki gibi kapalı bir döngü yapıyorsak iç enerjideki değişimimiz ne olur? Sıfır olur değil mi? İç enerjideki değişim sıfır olur çünkü başlangıçtaki duruma geri geldik. Yani sisteme eklenen ısı eksi sistemin yaptığı işe eşit oldu. Bunu aynı zamanda şöyle de yazabiliriz. Bu küçük alıştırmayı daha önce birçok defa yapmıştık. Sanırım bu dördüncü veya beşinci yapışımız olacak. Sisteme eklenen ısı miktarı eşittir. Her iki tarafa da işi eklersek sistemin yaptığı işe eşit olur. Dolayısıyla bu iki yol arasında kalan alan daha önce de söylediğim gibi sistemin yaptığı iş miktarına eşit. Eğer bunun nereden geldiğini hatırlamıyorsanız küçük bir hatırlatma yapayım. Basınç çarpı, hacim çarpı, hacimdeki değişim, işteki sonsuz küçük değişime eşit oluyordu. Bu yüzden de bu alan bize sistemin yaptığı iş miktarını veriyordu. Ama bunu daha önce birçok kez yapmıştık. O yüzden şimdi küçük bir hatırlatma ile geçelim. Şimdi burada belli bir alanımız varsa sisteme net bir ısı eklenmiş olmalı değil mi? Burada bir miktar ısı eklenmiş. Aşağıda da bir miktar ısı çıkarılmış olabilir. Ama sisteme net bir ısı eklenmiş olmalı. Ve bu argümanı kullanarak ısının neden iyi bir durum değişkeni olmadığını açıklayabiliyoruz. Bu konuyu anlattığımız bir video da vardı. Çünkü diyelim ki ısı miktarı diye bir durum değişkeni tanımlamak istiyoruz. Isı miktarındaki değişim de doğal olarak ısıdaki değişime eşit olur. Burada da bunu tanımlıyoruz. Eğer sisteme ısı ekliyorsak, ısı miktarının artması gerekir. Ama ısı miktarını bir durum değişkeni olarak tanımladığımız zaman, karşılaştığımız sorun şuydu. Bu noktadaki ısı miktarı 5 olsun diye. Az önce gördüğünüz üzere, belli bir yol üzerinde gidip aynı noktaya geri döndüğünüz zaman, iki yol arasında kalan alanda bir miktar ısı ekleniyordu. Diyelim ki bu alan Q eşittir sistem tarafından yapılan iş. Eşittir 2 olsun ısı miktarının 5'e eşit olduğu noktadan başlayıp, bu öylesine seçtiğimiz bir sayı, bütün bu yolu gidip geri geldiğimiz zaman ısı miktarımız 7 olur. Bunu tekrar yaptığımız zamansa ısı miktarımız bu sefer 9 olur. Bu yolu tamamladığımız her sefer ısı miktarımız 2 artıyor. Artış miktarı ise aradaki bu alanın miktarı kadar oluyor. Dolayısıyla ısı miktarı bir durum değişkeni olamaz. Çünkü aldığımız yollara göre değişiklik gösterebiliyor. Hatırlayalım. Bir şeyi durum değişkeni olarak kabul etmemiz için mesela şu noktadaysak aynı değere sahip olmamız gerekiyor. İç enerjimiz burada 10 ise bu yolu alıp geri geldiğimiz zaman iç enerjimiz yine 10 kalıyor. Bu yüzden iç enerjiyi bir durum değişkeni olarak kabul ediyoruz. Çünkü yalnızca bulunduğumuz duruma bağlı oluyor. Buradaki entropimiz 50 ise istediğimiz yollardan geçip bu noktaya geri döndüğümüz zaman entropimiz yine 50 olarak kalıyor. Mesela buradaki basıncımız 5 atmosferse bu noktaya geri döndüğümüz zaman basıncımız yine 5 atmosfer oluyor. Durum değişkenleri aldığımız yola bağlı olarak değişmez. Belli bir durumdaysak durum değişkeni için önemli olan tek şey hangi durumda olduğumuz olur ısı miktarını bir durum değişkeni olarak kabul edemedik. Bu yüzden bazı videolarda T'ye bölüp entropiyi bulmuştuk. Ama bu bizi hala tatmin etmiyor. Hem bir durum değişkeni olan hem de ısıyı ölçebileceğimiz bir değişken tanımlayabilir miyiz? Az önce yaptığımız gibi bir ısı miktarı değişkeni oluşturursak doğal olarak bunun için bazı kabuller yapmamız gerekiyor. Yolu tamamlayıp geri geldiğimiz zaman ısı miktarı değişecek. Bu yüzden bu haldeki ısı miktarına geçerli bir durum değişkeni diyemiyoruz. Ama bakalım bir tane oluşturabiliyor muyuz? İlk olarak bir tanımlama yapalım. Isıyı tahmin etmek için oluşturacağımız bu yeni şeyi H ile gösterelim ve buna da entalpi diyelim. Şimdi bir de bunu tanımlayalım. Diyelim ki H eşittir iç enerji artı basınç çarpı hacim olsun. Öyleyse entalpideki değişimimiz ne olur? Entalpideki değişim bu ifadelerin değişimine eşit olur. Dolayısıyla iç enerjideki değişim artı basınç çarpı hacimdeki değişim olarak yazabiliriz. Şimdi bu biraz ilginç bir sonuç oldu. Bu arada şunu da ekleyeyim. Burada bahsettiğimiz H bir durum değişkeni. Neden mi? Çünkü H'yi iki durum değişkeninin toplamı şeklinde ifade ettik. PV diyagramı üzerindeki herhangi bir noktada bu aynı zamanda entropi ve sıcaklık gibi durum değişkenlerini içeren herhangi bir diyagramda da doğru olur. Diyagram üzerindeki herhangi bir noktada U aynı kalır. O noktaya nasıl ulaştığımızın bir önemi olmaz. Aynı şekilde P de tanımı gereği aynı olur. Çünkü bu nokta yalnızca bir basınç değeri belirtiyor. Ve de bu nokta üzerinde aynı kalır. O yüzden bunları topladığımız zaman ortaya geçerli bir durum değişkeni çıkar. Çünkü bu sadece birçok durum değişkeninin toplamına eşit. Diğer durum değişkenlerinin toplamı şeklinde ifade edebildiğimiz için ve tanımımızdan dolayı H'ye bir durum değişkeni diyebiliyoruz. Bir de bunu bir şekilde ısıyla ilişkilendirebiliyor muyuz ona bakalım. Delta U'nun ne olduğunu biliyoruz. Yalnızca iç enerjilerle uğraşıyorsak ya da iç enerjideki değişimle ilgileniyorsak ve diğer kimyasal potansiyelleri dikkate almıyorsak delta U yerine sisteme uygulanan ısı eksi sistemin yaptığı iş yazabiliriz değil mi? Geri kalan terimleri de yazalım. Entalpideki değişim eşittir. Uygulanan ısı eksi yapılan iş bu ifade iç enerjideki değişime eşit. Artı delta PV bunu yalnızca entalpi tanımını kullanarak elde ettik. Şimdi denklem ilginç bir hal almaya başladı. Peki sistem tarafından yapılan iş nedir? Şöyle yazalım. H'deki değişim ya da entalpideki değişim eşittir sisteme uygulanan ısı eksi sistem tarafından yapılan iş yerine ne yazabiliriz? Burada şöyle bir sistemimiz olsun. Üzerine küçük bir piston koyalım. Hatırlarsanız eğer bunu yarı durgun bir süreçle gerçekleştirdiğimiz zaman piston üzerine küçük taşlar koymuştuk. Isı uyguladığımız zaman veya diyelim ki bu taşların bir kısmını kaldırdığımız zaman başka bir denge durumuna geliyorduk. İyi ama gerçekten ne oluyordu? İçeride uygulanan bir basınç vardı. Piston yukarıya doğru hareket ediyordu. Dolayısıyla da hacmimiz artıyordu. Birkaç video öncesinde göstermiştik. Sistemin yaptığı iş bunu aynı zamanda hacim artışının yaptığı iş olarak da düşünebilirsiniz. Eşittir basınç çarpı hacimdeki değişime eşittir. Buna bir de diğer terimi de ekleyelim. Evet bu bizim iç enerjideki değişimimiz. Bir de buna denklemin diğer kısmını da ekleyelim. O zaman entalpideki değişimimizi şu şekilde tanımlayabiliriz. Bakın burada ilginç bir şeyler oluyor. Burada bir şeyi tanımlamak istiyorduk. Çünkü bir şekilde ısı miktarını ölçmek istedik. Entalpideki değişimimiz eğer denklemdeki son iki terim birbirini götürürse sisteme eklenen ısıya eşit olacak. Eğer bir şekilde son iki terimi yok edebilirsek entalpideki değişim Q'ya eşit olacak. Ama önce bu iki terimin birbirine eşit olması gerekiyor. Peki hangi durumlarda bu iki terim birbirine eşit olur? Veya başka bir deyişle hangi durumlarda delta basınç çarpı hacim basınç çarpı delta hacme eşit olur? Bu ne zaman meydana geliyor? Böyle bir yargıda bulunabilmemiz için ne olması gerekiyor? Böyle bir yargıda bulunabilirsek o zaman bu iki terim birbirine eşit olur ve entalpideki değişimi sisteme eklenen ısıya eşitleyebiliriz. Bu iki terimin birbirine eşit olması için basıncın sabit olması gerekiyor. Neden mi? Bunu matematiksel olarak düşünelim. P sabit olursa, mesela P 5 olursa 5 çarpı bir şeydeki değişim bir şey çarpı 5'in değişimine eşit olur. Dolayısıyla matematiksel olarak doğru olur diyebiliriz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bu sabitse bu ifadeyi dışarı alabiliriz değil mi? Yani eğer 5x'teki değişim deseydik bunu 5 çarpı x son eksi 5 çarpı x ilk olarak yazabilirdik. Bu da 5 çarpı x son eksi x ilk olurdu. Yani eşittir 5 çarpı x'teki değişim olarak yazabilirdik. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şey. Buradaki 5'i bir sabiti ifade etmek için kullanmış olduk. Bu durumda basınç sabitse bu denklem doğru oluyor. Öyleyse basıncın sabit olduğunu kabul edersek bu yapmamız gereken önemli bir kabul. Sabit basınç altında sisteme ısı kullanıyorsa aslında bunu şöyle yazayım. Bunu birçok sefer yazacağım çünkü burası önemli bir nokta. Basınç sabitse az önce tanımladığımız entalpiye göre onu da iç enerji artı basınç çarpı hacim olarak tanımlamıştık. Sabit basınçta bir sistemde az önce gösterdiğimiz gibi entalpideki değişim sisteme eklenen ısıya eşit oluyordu. Çünkü sabit basınç altında bu iki terim birbirine eşitti. Bunu da burada belirtelim. Bu yalnızca sabit basınçlı bir sisteme eklenen ısı için doğru olur. Peki bunun yukarıdaki PV diyagramında yaptığımız şeylerle nasıl bir ilişkisi var? Sabit basınçlı bir sistemde neler oluyor? Şuraya bir PV diyagramı daha çizeyim. Burası P, burası da V. Şimdi sabit basınçta ne oluyor? Burada bir basınçtayız diyelim. Sabit basınç altındaysak yalnızca yatay bir çizgi üzerinde hareket edebiliriz. Mesela buradan şuraya gidebiliriz. Başka bir noktadan başka bir yere gidebiliriz. Buradan şuraya gidip geri dönebiliriz. Ama bu diyagrama baktığımızda ne görüyoruz? bu eğrinin altında herhangi bir alan var mı? Burada elbette bir yeri yok. Çünkü sürekli sabit basınç altındayız. Aslında yukarıdaki diyagramı sıkıştırmış gibiyiz değil mi? İleri yolla geri yolu aynı yol yapmış olduk. Dolayısıyla öyle bir durum problemiyle karşılaşmıyoruz. Bu noktadan diğer noktaya gidip geri geldiğimiz zaman sisteme net bir ısı ekleyemiyoruz. Bundan dolayı gördüğünüz üzere sabit basınçta bir sistemde entalpi basınç ekseninde yukarı aşağı hareket etmediğimiz zaman sisteme eklenen ısıyla birbirine eşit oluyor. Bu noktada şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Sabit basınç dedik ama bu büyük bir kabul oldu. Bu nasıl işimize yarayacak? Bu aslında işimize yarıyor. Çoğu kimyasal reaksiyon özellikle de açık beherde veya deniz seviyesinde gerçekleşen reaksiyonlar sabit basınç altında oluyor. Mesela bir sahilde oturuyorum elimde kimyasetim var diyelim. Tabii ki deney yapmak için gitmişim yoksa <laughs> elimde kimyasetiyle dolaşmıyorum. Behrin içine bir sürü şey koyuyorum ve bir reaksiyon olmasını bekliyorum. Bu sabit basınçta bir sistem oluyor. Buradaki basınç bir atmosfer oluyor değil mi? Çünkü reaksiyon deniz seviyesinde gerçekleşiyor. Yani aslında bu çoğu kimyasal reaksiyon için önemli bir durum. Mesela motorlar için uygun olmayabilir. Çünkü motorlarda her zaman bir basınç değişimi olur. Ama bu normal kimyada işimize yarayan bir durum. Bu sayede sabit basınç altında reaksiyona ne olacağını bilebiliyoruz. Dolayısıyla eğer basınç sabitse bu entalpiyi aynı zamanda ısı miktarı olarak da düşünebilirsiniz. Hatta basınç sabit olduğu zaman ısı miktarının ta kendisi. Toparlayacak olursak yaptığımız bu tanımın bir durum değişkeni olduğunu gördük başka bir durum değişkenlerinin toplamı şeklinde ifade ettik. Basıncın da sabit olduğunu kabul ettiğimiz zaman bir anda sistemin ısı miktarına eşit oldu. İleride entalpiyi nasıl ölçeceğimize dair konuşacağız. Ama eğer şimdilik basınç sabitse entalpiyi bu da aslında yalnızca sabit basınç altında işimize yarıyor. Tekrar ediyorum basınç sabitse entalpiyi ısı miktarı olarak düşünebiliriz. Bu durumda bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için ısıya mı ihtiyacı var yoksa ısı mı verecek sorularına cevap bulmamıza yarıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.